teşekkürler öncelikle. Rica ederim. Değerli vaktinizi ayırdığınız için. Aslında sorulacak çok sorumuz var ama biz bunları 7 ayrı soru olarak grupladık. Öncelikle organ nakli sürecinin ön hazırlığını hem hekim çerçevesinden hem hasta çerçevesinden sizden dinlememiz mümkün olabilir. Tabii şimdi organ nakli dediğimiz zaman aslında hangi organ diye sormak lazım. Çünkü deriden korneaya, akciğerden kalbe, karaciğer, pankreas, ince bağırsak, böbrek, her şey, kemik, diz, aklınızdaki gibi her şey değiştirilebiliyor bu dönemde artık. Ama en popüler, en çok yapılan ameliyatlar Türkiye'de karaciğer ve böbrek ameliyatları. Kalpte, akciğerde yapılıyor ama sayıları çok düşük çünkü ölüden alınan organ sayısı çok düşük. Onlar ölüye bağımlı, ölüden alınan organlarla yapılan ameliyatlar olduğu için sayıları düşük. Halbuki böbrek ve karaciğer canlı vericilerden de alınıp yapılabildiği için sayıları oldukça yüksek. Türkiye'de bu konuda dünyadaki en ileri ülkelerden biri. Baktığımız zaman tabii çok uzun bir süreç organ nakline hazırlık. Çünkü diyelim ki bir diyaliz hastasından bahsediyoruz. Hasta bir böbrek hastalığı sürecini uzun yıllarla yaşıyor. Yavaş yavaş böbrek fonksiyonları bozuluyor. Daha sonra diyaliz başlıyor ve veya diyalize girmeden yakalanıyor. Bu arada diyaliz başlarsa bazen yıllarca sürebiliyor uygun organ bulunması. Eğer ölüden organ bekliyorsa hele yıllarca o diyaliz ünitelerinde haftada 3 gün diyalize girip sürünerek tabiri caizse yaşam kalitesi çok düşük bir şekilde ölmemeye çalışıyor diyeyim. Yaşamak demeyelim de ölmemeye çalışıyor. Çünkü ölüm oranları çok yüksek diyalizde şeye oranla, transplantı oranla. Şimdi yavaş yavaş yükseliyor ama su kısıtlaması var, tuz kısıtlaması var, potasyum kısıtlaması var. Hayatta birçok şeyden zevk alamıyor. Diyaliz öncesi şişlikleri için çok rahat hareket edemiyorlar. Diyaliz sonrası vücut su dengeleri, sıvı elektrolit dengeleri bozulduğu için rahat hareket edemiyorlar. Yani hayatlarını çok zor bir şekilde süreçte geçiriyorlar. Karaciğer hastalığına gelince o daha farklı bir şey. Türkiye'de en çok hepatitten görüyoruz karaciğer hastalığını. Hepatit B, daha sonra alkol hepatiti ve kilo, şişmanlık, şeker. Bunlar uzun dönemde karaciğer sirozuna yol açan nedenler. Yavaş 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 ilerleyip hastalar ya karınları şiş, gözleri sarı, artık son derece kötü halde karşımıza çıkıyorlar. Veya kanamalarla, bilinç kayıplarıyla, kanserlerle karşımıza çıkıyor. Bunlar hepsi kötü bir senaryo. Eğer canlı vericisi varsa ki Türkiye'de şu anda en çok uygulanan %75'i canlı vericiden yapılıyor. Yani akrabalarından biri karaciğerin bir parçasını verebiliyorsa şanslı addedip kendini bu düzeyden kendini tekrar normal hayatına dönüyor. Çünkü karaciğer hastası yatak veya hastane bağımlısı. Böbrek gibi diyaliz olmadığı için hani bir makineye girip zaman kazanmak gibi bir kavramı yok. Hastalık başlıyor, gelişiyor, ilerliyor ve öldürüyor. Bu gelişmenin son dönemiyle ilerlemenin başlangıcı döneminde bu ameliyatı becerirsek, yakalayıp organı bulup takabilirsek hastanın en yüksek başarı şansının olduğu dönem. Ölmeden önceki dönem yine başarı oranı düşük olduğu, erken dönemde zaten ameliyatın yapılmadığı dönem. Onun için ideal dönem hastalığın artık kötüleşmeye başladığı ilk dönem. Onun belli skorlamaları falan var tıp dilinde. O skorlar arasında yaparsak bu ameliyatların hastanın yaşam yüzdesi olarak en başarılı olduğu döneme denk geliyor ama tabii her şeyin ötesinde organa ihtiyaç var bunu yapabilmek için. Bu doğru zaman olarak adettiğiniz zaman diliminde yakaladığınız zaman ve uzun organ bulunduğu zaman hasta için nasıl bir süreç başlıyor? Yani ameliyata girene kadar hangi aşamalardan? Şöyle, tabii bu ameliyatlar canlı ve ölüden alınan diye iki ayrı kuşak. Önce bir kere biz hasta bize başvurduğu zaman ameliyat olmak için ya da karaciğer hastası olarak ameliyat olacağını söyleyip diğer sistemlerin bu ameliyata uygun olup olmadığını araştırıyoruz. Yani bir karaciğere giden damarları uygun mu? Karaciğerdeki tümörü çok yaygın mı? Akciğeri, kalbi bu ameliyatı, hatta beyni ya da psikolojisi bu ameliyatı kaldırabilecek düzeyde mi? Çünkü yaptığın ameliyat büyük bir ameliyat ve o kişi o ameliyata sahip çıkabilecek düzeyde olması lazım. Yani ilacını kullanmayacaksa o ameliyatı yapmanın bir anlamı yok. Alkol bırakmadı ve alkol içmeye devam edecekse bu ilacı şeyi kullanmanın bir anlamı yok. Yani organı onun için kullanmanın bir anlamı yok. Bütün bunlardan emin olduktan sonra bekleme listesine giriyor. Canlı vericisi varsa aynı şartlar canlı verici içinde hazırlanıyor. Başka bir hastalığı olmaması, karaciğerin tamamen normal olması, alınan parçanın hastaya yetmesi, kalan parçanın veren kişiye yetmesi. Bunlar ölçülüp biçiliyor, yağ oranlarına bakılıyor, başka bir hastalık var mı diye biyopsi yapılıyor. Bunlardan sonra alıcı ve verici birbirine uygun çift kararını verirsek biz ekip olarak o zaman hastaya bir gün veriliyor ve ameliyattan birkaç gün önce yatıp son durumları kontrol edip bir enfeksiyon var mı yok mu hasta ameliyat için planlanıp yürüyor. Hı hı.
hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak intibak etmesinden bahsettiniz aslında. Bunu biraz daha mümkünse açmayı rica edecektim. Yani organ nakli geçirmiş, bu operasyonu geçirmiş bir hasta elbette kişiden kişiye, belki cinsiyete, belki sosyoekonomik duruma göre de değişiyor olabilir. Ama sizin genel olarak hasta profilinize baktığınız zaman psikolojik ve fiziksel intibak süreçleri nasıl geldiğiniz operasyon? Yani aslında çok güzel bir şey değindiniz. Sosyokültürel ve ekonomik olarak çok değişken bu. Sosyokültürel düzey ne kadar yüksekse ameliyata irtibat uyum sağlaması, o Arapça kelimeyi kullanamam, uyum sağlaması çok daha kolay oluyor. Çünkü hasta ameliyat öncesi kendini hazırlıyor aslında. Eğer hastayla iyi iletişim kurarsan, sosyoekonomik düzeyi güzel olmasa bile onu o seviyeye getirtebilirsen, bizde bunun için bir takım broşürler var, hasta eğitimleri var. O zaman ameliyat sonrası başarı oranı da kesinlikle çok artıyor. Ameliyat sonrası başarı oranı artmasında ameliyat öncesi hazırlık şart. İyi hazırlanmış hasta ameliyat sonrasında hızla uyum sürecini atlatıyor. Eğer komplikasyon da gelişmezse 2 hafta içinde genelde 2 haftanın sonunda evine gidiyor ve işte 1-1,5 ay sonra işbaşı yapar hale geliyorlar. Türkiye'nin ileri bir düzeyde olduğundan bahsettiniz. Evet. Daha bu konuyu da açmanız Şimdi mümkün. Şöyle, Türkiye'de böbrek ve karaciğer için konuşuyorum. Kalp, akciğer ve diğer organlar için konuşmuyorum. Böbrek ve karaciğerde Türkiye son 5 yılda diyeyim, özellikle hükümetin aldığı bir takım kararlarla, yani bu ameliyatları özel sektöre açması birinci karar. İkinci karar, hastaların bütün paralarını devletin ödemesi. Yani hasta cebinden bir kuruş para ödemiyor bu ameliyat için ve tüm hastanelere yapabilme yetkisi veriyor. Özel olsun, devlet olsun. Böyle olunca ciddi bir rekabet gelişti. Çünkü herkes kazanır hale geldi. Bir, devlet kazanıyor çünkü diyalize veya karaciğer hastalarına uzun süre öleceğini bilen bir hastaya tedavi yapmamış oluyor. İki, hasta kazanıyor. Kaliteli bir yaşam ve sağlığına kavuşuyor. Çünkü ölecek öbür türlü. Üç, hastane kazanıyor. Bu işi yapmayı çalışıyor. Çünkü hastane de belli bir para alıyor devletten, her hastane. Dört, doktor kazanıyor. Çünkü doktorlar da para kazanmaya başladı. Eğer doktor, hastane, hasta ve ülkeden kazanan biri olmazsa sistem yürümeyecek zaten. Onun için herkesin kazandığı bir sistem kuruldu şu anda. Ve çok iyi çalışıyor. Son 5 yıl içinde Türkiye Avrupa'da belki işte 20. ülkeyken, gerilerdeyken, şu anda Avrupa'da en çok organ nakli yapan ya biriz ya ikiyiz. Canlıda kesinlikle biriz de. Overall, genel olarak 1 ile 2 Almanya ile çekişiyoruz. Ama canlıda kesinlikle sadece Türkiye'de de dünyada ilk 3'teyiz. Biz varız, Kore var. Japonya ve Hindistan da arkamızdan geliyor. Yani dünyadaki ilk 3 büyük merkezden biriyiz canlı nakil için. Çok iddialı bir iş aslında. Tabii. Yani şöyle, Türkiye her alanda gelişiyor, tıpta gelişiyor falan ama bu alan özellikle organ nakli, yani özellikle karaciğer ve böbrek, diğer organ nakli için söylemeyeyim ama özellikle karaciğer ve böbrek çok hızlı gelişiyor. O nedenle de hem hasta yaşam oranları çok arttı. Mesela bizim kendi serimizin 2011 yılında başarı oranı, bir takvim yılında yaşayan hasta oranı %96. 2012'de %93. Yani %90'ın üstünde başarıyla ölmekten 5 dakika önce yapılmış ameliyatlardan bahsediyoruz. Yani 3 gün geçse ölecek olan hasta %93 ile %96 arasında yaşamına kavuşuyor bu ameliyatlar. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da en iyi rakamlardan biri. Onun için Türkiye hem sayı olarak hem başarı olarak çok hızlı gelişiyor karaciğer naklinde ve böbrek naklinde. Organ bağışı oranları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Organ bağışı. Canlıdan bir de vefat etmiş kişilerden nakil yapılabilir. Şimdi şöyle, Türkiye'nin avantajı ve dezavantajı var. Türkiye'de insanlar ölülere, halbuki dinimiz çok net söylüyor. Yani bedenin bir anlamı yok. Toprağa gömmemizin nedeni de o zaten. Geriye bir şey kalmıyor ama nedense tam anlaşılamamış bu. Onun için ölüye daha çok sahip çıkıyorlar canlıdan. Mesela canlı vermek isteyen çok var. O adam ölse organını vermiyor. Sanki ölüm canlılıktan daha kıymetli. Halbuki bu ameliyatlar çok riskli ameliyatlar. Canlıyken bile ölü hale gelebilirsin. Yani belli mortalite oranları olan ameliyatlar. O nedenle bağış oranlarımız maalesef düşük. Ha, çok mu düşük? Çok düşük değil ama şöyle söyleyeyim. Organ bulmamız da düşük. %20'lerde falan Türkiye genelinde organ bağışı oranları. Dünyada bir %40 ila %60 arasında değişiyor. Ama bizim ondan önce sorunumuz organ nakli donörü olacak. Yani ölüyü tespit etmede problemimiz. 1000 civarında ölü tespit edilmiş geçen sene, 220 kişi, 280 kişi arasında son 4 yılda yükselmeden hep aynı sayıda sabitlikte organ bağışı olmuş. Bu tabii milyon nüfus başına bakınca çok düşük. Milyon nüfus başına Avrupa'da öyle hesaplanıyor organ bağışı ihtiyacı.
Milyon nüfus başına mesela Belçika, İspanya gibi bu konuda çok uğraş vermiş ülkelerde milyon nüfus başına 30 civarında. Türkiye'de ise bu milyon nüfus başına 3'lere ulaşabildi çok büyük emekle. 1'in altından 3-3,5'lara ulaşabildik ki hani baktığınız zaman bu emeğin karşılığı bu olmamalı. Daha iyi şeyler olmalı. Bir yerde bir şeyler yanlış. Devlet hakikaten kasanın ağzını açtı. Ölen iyi tespit edip organlarını bağışlayan ailelerin hastanelerine ciddi rakamlar veriyor. Herkesin mağduriyetini önlemeye çalışıyor ama yetmiyor. Bir sürü koordinatör eğitiliyor Türkiye genelinde ama son 5 yılda maalesef ölüden alınan organ sayısında ciddi bir artış yok. Buna karşılık canlıdan yapılan organ sayılarının artma var. Çünkü insanlar da öğrendi yapa yapa ve o hızla gidiyor. Ama tabii bu bizim ideal mi derseniz ideali değil. Mutlaka ölüden yapılan sayıyı da arttırmamız lazım. Bunun için de bir koldan uğraşıyoruz. Halkı bilinçlendirmeye uğraşıyoruz falan ama hani bu biraz daha devletsel yasalarla konuyor. Yani bir takım yönetmeliklerle idare ediliyor. Her şeye sözümüz de geçmiyor. Her şeyle bizi de dinlemiyorlar ama yani yavaş da olsa mutlaka bir gün bu rakamlar da artacak. Peki organlarını bağışlamak isteyen bir kişinin fiziksel olarak hangi özelliklere sahip olması lazım ve kişi bunun kendi yaşam kalitesini dengeleyerek belli bir noktaya kadar getirebilir. Yani bir gün bir organımı bağışlamam gerekebilir şimdi, diyerek. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere bir canlıyken organ bağışlamak var, bir ölüyken organ bağışlamak. Genellikle organ bağışı yapmak istiyorum deyince öldükten sonra organ bağışı yapmak anlaşılıyor. Onun için hiçbir fiziksel özellik gerekmiyor. Çünkü ne zaman öleceğin, hangi şartlarda öleceğin. Çünkü beyin ölümü dediğimiz kavramın gelişmesi lazım. Yani karnından bıçaklanarak ya da kalp krizinden bir yerde ölü bulunup 3 saat sonra hastaneye haber verildiğinde organlar kullanılmıyor artık. Organın kullanılabilmesi için beyin ölümünün gelişmesi, diğer organların kalp, karaciğer, böbrek gibi fonksiyonlarını yürütüyor olması lazım. Ama bunların da belli bir süresi var. Beyin ölümü oluştuktan sonra 48-72 saat içinde genellikle bu organlar da hastayla birlikte kaybediliyorlar. Karaciğer, kalp, böbrek gibi organlar çalışırken hastanın alınması lazım ki taktığımız insanda da çalışsın. Bu beyin ölümü çok özellikli bir ölüm. Ya işte kalp krizi sonrası hemen müdahale ediyorsunuz ama bir 4-5 dakikalık hipoksik dönem geçiyor ve beyne yeteri kadar kan gitmiyor. Öyle olunca beyin kanlanamadığı için şişiyor ve ölüyor. Veya bir emboli atıyor, bir beyin kanaması oluyor. Veya bir trafik kazası geçiriyorsun. Veya kurşunlanıyorsun beyinden. Başka bir yerinde hiç hasar olmuyor. Ancak o şartlarda. Yani beyin ölümü eşittir ölüm aslında. Ama ölümün, mesela kalp krizinden ölüm de ölüm. Beyin ölümünden de ölüm ölüm. Ama özel bir süreci var beyin ölümü. İşte o süreçte organlardan faydalanıp başka insanlara takabiliyoruz. Bunun için yapmanız gereken tek şey ailenize bilgi vermek. Aslında organ bağış kartları falan var. Bir sürü onu üstünde taşıman lazım ama hala Türkiye'de ve dünyada genel görüş ailenin izni olmadan bu organları kullanılmasına, organların kullanılmasına izin verilmiyor. Yani aile mutlaka sizin bu bağışınızı vasiyet gibi görecek. Diyeceksiniz ki otururken yemekte, sohbette ailedeki büyükler ben organı bağışlıyorum. Ölürsem, uygun koşullarda ölürsem benim bu organımı yaşayacak, sağlıkla hayata geri dönecek insanlara bağışlayın. Onlar bunu yapar ya da yapmaz. Ama sorumluluk onların bundan sonra. Vasiyettir bu. Üstünüzde kartınızı taşırsanız, yani üstünde kart var, hadi alalım diye bir şansımız yok. Mutlaka aileye danışmanız gerekiyor. Çünkü sosyal sorunlar çıkartır bu. Ve bu bir günlük bir iş değil. Uzun vadeli ciddi bir birikim gerektiriyor. Hastalarda ve toplumda bilgi birikimi gerektiriyor. Onun için her adım atarken dikkatli olmalıyız. Yapılacak bir yanlış adım bizi 10 yıl geri götürür bütün organ bağışında. Onun için mutlaka ve mutlaka ailenin izni alınıyor. Canlı içinse tabii ki canlı kuralları farklı. 4. dereceye kadar akrabalara ancak verebiliyorsunuz. Kendi tarafından ya da eşinizin tarafından. Ve bunun için de sadece sağlıklı olmanız gerekiyor. Onun dışındaki işler anatomik olarak uygun musunuz? O biraz şans. Kan grubunuz tutuyor mu? Bunlar hep şans. Siz kendinize iyi bakacaksınız. İşte kalbiniz sağlam olacak. Spor yapacak. Yağlı karaciğeriniz olmayacak. Kilonuz olmayacak. Falan filan. Onlar ayrı senaryolar. Peki bir organ nakli biraz daha psikolojik ve belki felsefi tarafıyla ilgili sormak isterim. Şimdi bir organ alınıyor ya da yaşayan kişinin organının bir parçası alınıp bir başkasına naklediliyor. Hem verici için hem alıcı için aslında bu çok farklı bir deneyim. Yani başka birine aynı parçayı içinize alıyorsunuz.
kişinin kendi öz benliğini fark etmesi, kendi varlığını yorumlamasında bir değişim gözlemliyor musunuz? Çünkü yani başkasında şimdi, bir parçasını taşımak o insanlarda verici ve alıcı açısından bir şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kere bu özellikle kalpte bir gündem oluşturuyor. Çünkü kalbimi verdim. Hani ölüler için konuşuyoruz. Evet. Tabii canlıyken kalbini veremezsin. Parça alamıyoruz çünkü kalpte öyle bir teknik yok. Mesela kadın alıyor. Kadın kalbi alınca acaba değişir mi falan diye. Bu toplumsal. Yani kalp dediğin bütün bu organlar arasında en az fonksiyonlu. Sadece pompa görevi var kalbi. Pompa dışında hiçbir görev yok. Yani kalbin yerine şu kadar pompalar koydular. Geliştirdiler. Kalpsiz adamlara takıyorlar. Adam kalpsiz bir pompayla yaşamını sürdürüyor. Yani ama biz ona biraz fazla görev yüklüyoruz. Yani kalp aslında beynin yaptığı işleri kalbe vurguluyoruz konuşurken ve hani kalbi değiştiği zaman insan kişilik değiştireceğini falan zannediyor. Aslında diğer organlar özellikle karaciğer en çok hormonal aktif, enzimatik aktif. 2000'e yakın enzim üretiyor karaciğer. Ve tamamen kişilik değişikliklerine yol açabilecek organlar üretiyor ama hiçbir şey olmuyor insanlar normal hayatlarında. Çünkü o parça artık bir dönem sonra vücutla uyum sağlayıp vücudun bir parçasıymış gibi görüyor. Yani fonksiyonel olarak alıyorsun. Onun bir ruhu, bir felsefesi, bir yaşam standardı, bir yaşam biçimi yok o parçanın. O bir parça. Yedek parça gibi. Mesela atıyorum bir Audi'niz var. Çok şık. Ama lastiğinin contasını Anadolu'nun contasıyla değiştiriyorsun. O arabanın bütünlüğünde gözükmüyor. Araba da lan bende Anadolu contası var ne yapacağız demiyor. Çünkü oraya oturup da sıkıştırdıysa, işini görüyorsa sorun yok. Hayatına devam ediyor. Ama her zaman orada bir yabancı parça olarak duruyor. Onun için onun vücudu reddetmesini engelleyici bir takım ilaçlar alınıyor. Vücutla birlikteliğini sağlamak için. Çünkü bırakırsak vücut nasıl elinize iğne batıyor, bir diken batıyor, onu atmak için kızarıyor, şişiyor, akıyor, kokuyor. Karaciğeri ya da böbreği de atmak için uğraşacaktır. Vücut hemen yabancı parçayı tanır ve vücuttan atar. Bu da tabii bizim savunma mekanizmamız. Yani bunun için eğitilmiş vücut hücrelerimiz. Bunu biz unutturmak için bir takım ilaçlar veriyoruz vücuda. Vücut hücreleri bunu yabancı hücre olarak tanımasın diye. Önce biraz flört ettiriyoruz falan, bir takım böyle tekniklerimiz var. İlaçlarla kişinin savunma mekanizmasını baskılayıp o organı atmamasını sağlıyoruz. Tıp önümüzdeki yakın ve uzak gelecekte organ nakli konusunda sizce ne noktaya gelme yolunda ilerliyor? Öngörüleriniz nedir bu konuda? Valla şimdi tabii artık organ nakli laboratuvara iniyor. Bütün dünyadaki hayal bu. Çünkü biz doktor olarak insanların ölmemesine uğraşıyoruz. Ölümsüzlüğe uğraşmıyoruz. Ölmemesine, uzun yaşamasına, ama ölümsüzü kalmasınlar, ölsünler. Hepimiz ölelim sonuçta. Çünkü arkadan kimse yetişemez. Birbirimizi yeriz en sonunda. Ölümsüzlük kadar kötü bir senaryo yok dünyada. Onun için ölümsüzlüğe kimse uğraşmıyor dünyada. Ölümsüzlük üzerine senaryolar yaratılmış. O senaryoları okuyup bunları hayal ettiğiniz zaman hadi hep beraber ölelime geliyor. İşte o kadar kötü bir şey ki ölmemek. Onun için ölümsüzlüğü aramıyor insanlar. İnsanlar uzun yaşamayı, doktorlar insanlar için uzun yaşamayı, sağlıklı, aktif, güzel bir hayat yaşamayı yaratmaya çalışıyor. Yani bitkisel hayatı da uzatmak tarafsız değil. Yani uzun, sağlıklı, kaliteli bir yaşam. Kaçtı bundan 10 yıl önce? 60'tı, 70 oldu, 75 oldu. İnşallah bizden sonraki jenerasyon 100'lü yıllara ulaşacak yaşamda. Bir kere birinci amaç bu. Onun için ölüp de organ bağışlayanların sayısı azalıyor. İkincisi, tüm dünyada yaşlı popülasyon artıyor. Bir yandan yaşam uzadıkça. Ve canlı donörden organ bağışçıları azalmaya başlıyor. Onun için organ nakline ihtiyaç artıyor. Uzuyor çünkü yaşam. Yaşam uzadıkça aynen yedek parça gibi düşünün bunu. Yedek parça ihtiyacı artıyor. Yedek parça ihtiyacı arttıkça o zaman bizim yedek parçayı üretmemiz gerekiyor. Laboratuvarda şimdi yedek parça üretilmeye çalışılıyor. Mesane üretildi. Böbrek sanal olarak, yani minyatür olarak üretildi. Kalp üretildi ama henüz fonksiyonel değil. Mutlaka hepsi bir gün üretilecek. Çünkü teori çok basit. Kök hücreler kendi hücrelerine dönüşebiliyor bulunduğu ortamda. Yani diyelim ki benim elime oluşursa el hücresi haline dönüşüyor. Kalbime oturursa kalp hücresi, karaciğerim olsa karaciğer hücresi haline geliyor. Böyle olunca karaciğer ağacını, yani yapısal olarak karaciğer neyse onun üstüne kök hücreleri ekiyorsun ve karaciğer şeklinde hem şekil olarak hem fonksiyon olarak büyümeye başlıyor kök hücre. Şimdi bu çalışmalar var. Eğer bunlar sonunda 10 sene, 20 sene başarılı olursa o zaman uzun mu olur, yakın mı olur, gelecek hakkında bir şey demiyorum ama gelecekte kesin olacak bir şey bu.
laboratuvarlarda böyle boy boy kan gruplarına göre organlar olacak. Gideceğiz hangi organımız, bir de kendi parçamızdan üretilmiş organ olduğu için kendi kökücük, ilaç falan gibi şeyler kullanmayıp yan etkilere de açık olmayacağız. Kendi parçamızı alacağız, cerrahlar takacaklar ve yürümeye devam edeceksin. Organ bağışı o zaman, yani birinin organını vermesi ne gerek kalmayacak. Kalmayacak. Zaten şu anda tüm dünyada kısıtlı bu. Çok kimseye yetmiyor. Dünyada yetmiyor bu. Yetmediği için. Çünkü biz hem organ bağışçısı için ölüye ihtiyacımız var hem ölmesin diye uğraşıyoruz. Evet. Bu çelişkinin için hem uzun yaşasın hem gençten organ alalım istiyoruz falan böyle. Bu çelişkilerin hepsini kaldıracak laboratuvar ortamında eğer biz bunu başarabilirsek. Çok emek harcanıyor. Bir ara xenograft dediğimiz hayvanlardan üretmeye çalıştılar. Hayvanların bir takım enzimleri değiştirildi. Genetik olarak insana benzeyen karaciğerli domuzlar üretmeye çalıştılar. Ben de o çalışmanın içindeydim 20 sene önce Cambridge'de. Çok ciddi rakamlar harcandı. Milyon dolarlar harcandı. Bir şey çıkmadı. Şempanzelerden organ alıp kullanalım dedik. İnsana en benzeyen hayvan. Alındı, kullanıldı, takıldı. Hayvan severler insana çok benzeyen bir hayvandan niye bunu alıyorsunuz diye ortada ayağa kaldırdı ki çok haksız da değiller. Böyle olunca hayvan çalışmaları biraz xenograftlar, primatlardan alınan organlar falan geri plana düştü. Şimdi artık insanlar onun üzerinde çalışmaktansa kök hücreden laboratuvarda kendi kök hücreden üretmeye çalışıyor. O ideal bir şey. Çünkü ilaçların yan etkileri uzun vadede ciddi sıkıntılar yaratabiliyor hastalarda. Bütün bunlardan kurtulmuş oluyor ama mutlaka ve mutlaka laboratuvar ortamında geliştirilmiş organlar önümüzdeki 10, 20, 30 her neyse yıl içinde yapılıp böyle raflarda paketlenecek, gidip biz alıp takacağız. O yapay organ demek doğru olmayacaktır herhalde. Sizin anlattığınız. Yani çok yapay organ değil bu. Mesela yapay organ dediğimiz zaman yapay kalp var. Suni metal parçalarından pompa görevi yapıyor. Bunu takıyorsun burana. Kalbin giriş çıkış damarlarını, kalbi çıkarıp onu bağlayabiliyorsun ve kalbin görevini, pompa görevini yapıyor. Bu yapay organ. Ya da diyaliz makinesi, bir yapay böbrek makinesi. Yani böbreğin bütün fonksiyonlarını yapay olarak yerine getirebiliyor. Bunlar farklı. Bu bizim kendi hücremizden deneysel ortam ya da laboratuvar organı diyebiliriz. Belki yapay organ değil de laboratuvar organı diyebiliriz adına. Daha ismi tam net değil ortada daha çıkmadığı için ama yapay organ değil asla. Bir karaciğer nakil ameliyatı kaç saat sürüyor ve mesela siz o ameliyat sürecindeki temponuz, yani ameliyathane sürecinizi biraz burada dışarıdan da olsa şahit olduk. Ha, şimdi biz sabah 9 gibi başladı bu ameliyat süreci. Ciddi zor bir ameliyattı. Bugün oğlu babasına karaciğerini verdi. Anatomik olarak problemli bir yapıdaydı. Yani multiple damarları vardı. Bazen çok basit oluyor teknik olarak. Bazen çok dünkü çok çok zordu mesela. Bugünkü zordu ama çok çok zor değildi. İşte 10 gibi başladık. Benim bir konuşmam vardı. Hazırlığı anestezinin 1 saat civarında sürüyor. İşte 1 saat sonra ben ameliyata girdim. İşte bu aşamada karaciğeri taktım. Sonra sizle buluştuğumda karaciğere mikrocerrahi ekip giriyor. Çünkü biz ekip yapıyoruz. Canlı karaciğerde arter dediğimiz en ince atar damarın anastomozu mikrocerrahi teknikle olduğu için ayrı bir ekibimiz var. Mikrocerrahi ekip girdi. Onu hallettiler. Sonra radyoloji ekibi girdi. Ultrasonla bütün damarları kontrol etti. Her şey iyi çalışıyor mu? Bir damarı çok iyi çalışmıyor. Yani çalışıyor ama tatmin edici çalışmadığını gördüm. Ben o arada onu gittim onu düzelttim. Şimdi çok iyi oldu. Onun üzerine safra yollarını yapmaya başladık. Bizim ekip şu anda safra yollarını yapıyor. En sonunda safra yolları bitip direnleri koyup kapatılıp yoğun bakıma çıkacak. Bu gece yoğun bakımda uyuyacak. Yarın uyandırılıp yarından sonra odasına çıkacak. Yani 10-12 saatlik bir ameliyat. Bütün gün böyle çünkü iki masa çalışıyorsun. Herkes birbiriyle koordine çalışıyor. Ama organ elde olsa işte 5-6 saatte bitirilebilir ama herkes birbirini bekliyor. Ekstra kontroller yapıyoruz. Yani bu fabrikalarda kalite kontrol vardır ya. Arabanın işte tekerini o takar, camını o siler, silgeçini o. Onun gibi bir sistem çalışıyor ve sonunda kontrol hepsini check ediyor. Çarpıyı koyuyor, bu sınıfı geçer diyor. Ondan sonra biz son aşamayı yapıp hastayı çıkartıyoruz. Eğer radyolojik olarak sınıfı geçemezsek hangi taraf bozuksa bir daha yapılıyor onlar. Yani ameliyathanede mükemmelliğe erişmeden hastayı çıkarmıyoruz dışarı. Onun için bazen 10 saat, bazen 15 saat, bazen 7 saat sürüyor ameliyatlar. Ama yani bizim günlük aktivitemizin içinde, bütün aktivitemiz onunla. Anlattığınız çok dışarıdan biri için tabii ki inanılmaz duyuluyor. Ben burada bir hekim olarak sizin bu tempo içerisinde kendi hekimlik yeteneğiniz ve hekimlik yetilerinizin dışında ruhen bu süreci nasıl yaşadığınızı aslında sormak isterim. Çünkü siz aslında ölmeye çok yakın birini hayata döndürüyorsunuz. Bu hakikaten insanda nasıl bir etki yaratıyor? Valla şimdi şöyle bir şey. Bu tabii ben mesela karaciğer nakli için konuşayım.
1993'te gittim ben öğrenmek üzere ve 94'te burada yapmaya başladık. Yani 93 yılından beri ben Karaciğer Nakli'nin içindeyim. Yaklaşık 20 yıl oldu. Öyle olunca çok doğal bir iş haline geliyor. Neredeyse her günde bu ameliyatı yapıyorum ben burada. Hayatının bir parçası oluyor. Zaten onunla birlikte yaşamayı öğreniyorsun. İşte arada çıkıyorsun, diğer işlerini hallediyorsun, tekrar girip ameliyatın kritik yerlerini bitiriyorsun, tekrar çıkıp başka işlerini hallediyorsun. Bir yandan ekip arkada senin, tabii hasta böyle açık beklemiyor, ekip devam ediyor çalışmaya, hiçbir zaman durmuyor ameliyat. Ama 20 yıl gibi bir süreç geçince aslında yaptığımız işin büyüklüğünü anlamıyoruz biz. Biz yapamadığımız işin büyüklüğünden üzüntü duyuyoruz. Yani %96 başarı ne demek? 100 tane ameliyat ettiysen 1 yıl içinde 4'ü dışında hepsini yaşatmışsın. Bu 96 tanesi tamam seviniyor, özellikle çocuklarda falan bir duygusallık oluyor ama normal görevimizmiş gibi geliyor. Yaşatamadıklarımız o kadar çok üzüyor ki bizi. Yaşattıklarımızın sevincini bazen elimizden alıp gidiyor. Yani o yaşatma sevincini alışkanlık, üzüntüye ise çok büyük dert halinde yaklaşıp bakıyoruz. Ve gerçekten süreçte kaybetme kazanmadan çok daha üzüyor bizi. Yani kazanmanın sevincinden. Dediğim gibi rutin oluyor, işin oluyor ve iyi yapmak zorunda. Sen iyi yaptım ben bunu, bu adamı iyi ettim diye kasılmak, sevinmek, mutlu olmak... İyiydi yani. Taksi şoförü nasıl arabayı iyi kullanıyor, hiç kaza yapmadan evine getiriyor. Normal işi. Bu kaza yapınca üzülüyor. Bizimki de böyle. Evet. Hiç kaza yapmıyoruz genelde. Bu normal bir şey. Hı-hı. Kaza yaptığımız zaman çok üzülüyoruz. Hı-hı. Ailelerden bunu anlayabiliyoruz bazen. Tabii bizim bakış açımız da farklı. Karşıdan bakış açısı farklı. Onlar bizi fazla yüceltiyor. Belki hak ediyoruz, belki hak etmiyoruz ama onların gözlerinden çıkan ışığı görünce mutlu oluyoruz. Tabii yani işte mesela dün bir adam cihazı ameliyat ettik. Bir doktor meslektaşımız. Çok 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 zordu ameliyat. Hakikaten akıllı olan hiçbir adam yapmaz o ameliyatı. Biz biraz akılsız cerrah takımındayız. Gerçekten bütün merkezleri dolaşmış doktor arkadaş. Herkes reddetmiş. Şimdi yapsan bir dert, yapmasan bir dert. Şimdi yaparsan ölürse çok ciddi bir sorumluluk. Herkesin reddettiği bir ameliyatı ben yaparım diye ortaya çıkıyorsun. Ölürse diyecekler ki ya herkes reddetti, hiç kimse bilmiyor, bir sen mi biliyorsun? Ölürse yine çok üzüntü duyacaksın. Ama bu adamı da bir ameliyat etmek zorunda. O zaman bu Robin Hood'la, Don Quixote'la neyse adı soyunup bu ameliyatı yapıyorsun. Ve mesela dün çok zor yorulduk. Hakikaten çok zordu. Gece 9 gibi buradan çıkabildik. Çok iyi bir ameliyat oldu. Adamcağız hiçbir şeyden haberi yok. Nasıl, iyi misiniz falan ortada dolaşıyor şimdi. Başından geçenleri bilse dün 3 defa gitti geldi. Yani ölmedi ama hani kapıyı çaldı geri geldi. Haberi yok hiçbir şeyden çünkü uyuyordu. Stresi biz çektik. Ben gece 9'da çıktım, işte evime gittim 10 civarı, oturdum çalışmaya başladım. Çünkü bugün 14 Mart Tıp Bayramı, çocuklara konuşmam vardı sabahtan, işte üniversiteye bir konuşma yaptım. Konuşmadan sonra bugün yine zor bir ameliyat, işte hala süreç devam ediyor, yarın yine aynı tempo, devam edeceğiz. Aslında çok anlamlı bir günde sizle buluştuk. Evet. Son olarak da bu mutlaka bir gün erişileceğini söylediğiniz laboratuvar koşullarındaki organ üretimi safhasına gelene kadar mutlaka bağışçılara ihtiyaç olacak. Çok. Bu noktada siz organ bağışıyla ilgili son olarak nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Şimdi organ bağışı aslında birkaç bacaklı. Hı hı. Tek kişilere bağlı. Bir kere organ donörünün tespit edilmesi lazım. Yani beyin ölümünün tespiti lazım. Bunu halk yapamaz. Halk bilmez kim öldü, kim kaldı. Bu doktorların görevi. Yoğun bakımcıların görevi. Bunların bir kere oyunun içinde olması lazım. Bunlar şu ana kadar yeterince bu oyunun içinde değillerdi. Ama son yıllarda bunlar da kendi kongrelerine, kendi arkadaşlarına, kendi meslektaşlarına bunu anlatır oldular. Hala beyin ölümü konusunda net anlaşılamayan konular var bazı meslektaşlarımızca. Onların bir kere bir kolu bütün meslektaşlarına eğitilmesi. İkinci kolu hastaların eğitilmesi. Ama hastaların eğitilmesi tek başına yetmiyor. Hasta ne kadar iyi olursa olsun, o hastanede iyi davranış görmezse organını bağışlamıyor. Hı hı. Diyelim ki siz organ bağışlamaya karar verdiniz. 5 yıl önce karar verdiniz. Allah gecinden versin. Bir ölüm hali oldu ama ailenize sizin orada kötü davrandılar. Hı hı. Yoğun bakıma sokmadılar, insanca konuşmadılar ve bütün bu olayların sonunda siz en sevdiğiniz insanı kaybediyorsunuz ve gelip size bana organını versene diyor. Ya ben sana neyim versem, benden 5 kuruş istesem vermem. Ben niye en sevdiğim insanın organını vereyim gibi bir çelişki yaşanıyor. Onun için birinci sorun sağlık personeli. Yani doktorlar, yoğun bakımcılar, yardımcı sağlık elemanları, hemşireler en önemli sorumluluğa sahip. İkinci basamağı da halk. Halka bizim bunu iyi anlatmamız lazım. Hep korkular var. Ben organ bağış kartı imzalarsam acaba bana iyi bakmazlar, öldürürler mi? Böyle bir şey yok. Hiç kimse
burada cellat değil, katil değil, hiçbir şekilde böyle bir şey yapılmaz, hayal bile edilmez. Öncelik kişiyi kurtarmaya çalışmak, kurtaramazsak başka kişileri kurtarmaya. Onun için bu da bir insanlara rahatlıkla anlatılması gerekiyor. Beyin ölümünün ne olduğu bilinmiyor, bunun anlatılması gerekiyor. Ben bizim insanlarımızın bütün bu anlayışı çabuk kavrayacağını ve organ bağışına evet diyeceğini inanıyorum. Ama bence bizde organ bağışının az olması birinci basamaktan kaynaklanıyor. Yani halktan çok sağlık personeli çalışanın organ nakline bağışına çok iyi niyetli olması, profesyonel olması, sosyal sorunlarını evinde bırakıp hastaneye tamamen ve profesyonel ciddiyetiyle gelmesi lazım. Şimdi şöyle bir şey var. Organ donörü, yani beyin ölümü olan kişiler genellikle büyük, bizim depo hastane dediğimiz devlet hastanelerinden oluşuyor. Yani burada da biliyorsunuz, isimlerini saymama gerek yok. Biner yataklı büyük hastanelerde. Tabii oran mesela bu hastaneden bir tane çıkıyorsa o hastaneden 5 tane çıkıyor. Çünkü yatak sayısı buranın 300 ise oranın 1500. Böyle olunca orada daha çok çıkıyor. Fakat orada da bir problem var. Hasta yoğunluğundan, hasta hekim, hasta yardımcı çalışan arasındaki diyaloglar çok iyi olamayabiliyor. Çok sağlıklı olamıyor. Çok iyi olanlar var, olamayanlar var. Olamayanlar hastaneye, hekime, sağlık ver tepki olarak da vermiyor. Vermek isteyen de bazen tepkisel olarak vermiyor. Onun için bütün bu basamakların doğru dürüst anlatılması, herkese anlatılması, sadece hekime, çalışana, halka değil, hep bunun gündemde tutulması lazım. Bir de bu unutuluyor. Çünkü bu bir vasiyet. Şimdi biz konuştuk. Üçünüzün aklında bir şeyler çağrıştı. Ya ben organımı vereyim ya da ben bir karar verdiniz içinizde ya da en azından düşündünüz. Bu düşünceyi eve gidip paylaşmanız lazım. Evdekiler ne diyor, ne yapıyor? Yani ehliyetin arkasında organı bağışlıyorum, hiçbir anlamı yok. Tamam, onu da yazın. Bir zararı yok ama bizim için bir anlamı yok. Bizim için sizin çevrenize anne, baba, karım, kocam, her neyse, ben organımı bağışlamak istiyorum. Ha, bir takım olaylar yaşarsınız hayatınız boyunca. 3 sene sonra dersiniz ki ben kararımdan vazgeçtim. Ben organı bağışlamıyorum. Bütün bunlara serbestsiniz. Yani bir kere organ bağışlıyorum demek ömür boyu organ bağışlayacaksınız anlamına gelmiyor. Bağışlamıyorum demek de bağışlamayacaksınız anlamına gelmiyor. Her zaman fikir değiştirebilir. Mühim olan burada düşünceleriniz, fikirlerinizi neden ve niçinleriyle ailelerinize anlatmanız. Bir kere insan yakını hasta olmadan bunu anlaması mümkün değil. Biz yaşadığımız için çok güzel anlıyoruz belki ama sizler uzaksınız. Eğer yakınınızda böyle bir hasta görmeyip organ bekleyen birini tanımadıysanız gerçekten bu söylenenler biraz havada kalıyor. İnşallah tanımazsınız, hiç bunlara ihtiyaç olmaz ayrı ama şunu düşünmeniz lazım. Bir gün size de ihtiyacınız, sizin de organa ihtiyacınız olabilir. Çünkü özellikle karaciğer nakli öyle bir şey ki bu gece bir ilaç içersin tak diye karaciğerin durur. Bir mantar yersin, köy yerinde her gün görüyoruz bunları. Bir tane kültür mantarı olmayan mantarı yiyor, zehirli mantar çıkıyor, karaciğer iflas. Hemen değiştirdik, değiştiremedik, gidiyor. 8 kişilik ailelerin böyle patır kütür öldüğünü biliyoruz ellerimizde organsız. Onun için karaciğer nakli özellikle hiçbir hastalığı olmayan insana da gerekebiliyor. Sabah yatıyorsun, akşam kalkıyorsun, karaciğer iptal olmuş. Bir virüs tek gecede bütün karaciğeri bitirebiliyor. O nedenle hepimizin bu konuyu aile arasında, yani benim son söz olarak şunu söylemem gerekiyor. Organ bağışını düşünün. Ailenizle konuşun. Sizin başınıza geldiğinde düşünecek zaman kalmıyor çünkü. Bu çok ciddi ve travmatik bir sürecin içine giriliyor. Lütfen herkes ailesiyle organ bağışı hakkındaki fikirlerini paylaşsın. Sorular varsa kafalarında bizlere gelsinler, danışsınlar. Biz o soruları yanıtlamaya çalışalım. Olumlu olarak herkesi organ bağışına davet ediyoruz. Ama olumsuzsa da bunu da paylaşsın ve nedenini bizlerle anlatsın. Belki biz onun olumlu yönlerini gösterebiliriz onlara. Çok teşekkür ediyorum.